İnsanın en büyük düşmanı aslında kendisidir. Kendini zabote etmek diyorlar. Yani kendi ayağına kurşun sıkmak. İnsanların geneli bu şekilde ayağına kurşun sıkıyor. Peki neden ayağına kurşun sıkıyor? Kafasında kalıplar oluştu çünkü. Daha önceden ona 40 kere deli dediler. O da deli olduğuna inandı. İstatistiklere göre 18 yaşına kadar çocuk dünyaya geldikten itibaren 18 yaşına kadar her insana 455 bin kere yapamazsın, beceremezsin, bu iş böyle olmaz cümleleri söylendi. Dile kolay. 455 bin. Biraz önce 40 dedik değil mi? 40 kere bir adama deli dersen deli olduğuna inanır. Peki 455 bin kere çaresizlik öğretilmiş bir insanı düşünün. Hep çaresizlik. Bir işin nasıl yapılmayacağını söylüyor devamlı. Tekrarlıyor. Sen ona çare gösteriyorsun. Ona da itiraz ediyor. Çünkü kafasında kalıplar var. Beton kalıplar var. O kalıplara sığmıyor. Ona diyorsun ki bak bu siyah diyorsun. Ama diyor başlıyor şimdi. Şurada beyaz var ya diyor. Diyorsun ki hava çok güzel bugün diyorsun. Ama yarın hava kötü olacakmış diyor. Neyle alakalı? Onun kafasına kilitler kondu. 455 bin tane. Kim koydu? Yakın çevresi. Kim varsa etrafında. En çok görüştüğü 5 kişi. Peki bu kalıpları bu kişi ne yapıyor? Başkalarına taşıyor. Kime? En yakın kim var? Oğlu var, kızı var. Onların kafasına da bu kalıpları yerleştiriyor. Öğrenilmiş çaresizliği öğretmeye devam ediyor. Onlara öğretiyor, çocuklarına öğretiyor, çevresine öğretiyor. Hatta öyle bir cesaret kazanıyor ki sen ona çözüm gösteriyorsun ya uzman olarak. 35 bin insana yardımcı oldun. Biliyorsun artık, çözmüşsün. 35 bin kere çözmüşsün. Seni bile ikna etmeye çalışıyor. Peki biz bunları nerede görüyoruz? Video içerik ürettiğimizde, çözümler gösterdiğimizde insanlara ispatlayarak yorumlarda bu iş bu kadar kolay değil diye öğrenilmiş çaresizliğini orada dile getiriyor. Başkalarına virüs gibi yayıyor. Çaresizliği anlatıyor. İkna etmeye çalışıyor. Düşünsenize nasıl bir cesaret. Hani derler ya cahilin cesareti diye. Ve bu şekilde olumsuzluklar yayılıyor sevgili arkadaşlar. Dünyada en hızlı yayılan dert bu. Öğrenilmiş çaresizliğin yayılması. İşin içinde nasıl çıkacağız? Ne yapacağız? Çaresizlikten nasıl kurtulacağız? Bu 455 bin tane kalıp var ya beynimizde söylendi çevremiz tarafından. Bu kilitleri nasıl açacağız? Öğrenilmiş çaresizlik bir kenara koy. 455 bin tane. Bir de öğrenilmiş çare var. Yani çaresizlik nasıl öğretiliyorsa ve öğreniliyorsa çare de öğretiliyor ve öğreniliyor. Sen çare dediğim zaman yöntem, taktik, teknik, eğitim, seminer, kitap, kendini geliştirmek, tamam, bunlar çare. Yani bir şey çözmek için yol, yordam, yöntem. Bunu öğrenmeye başladığında, yani öğrenilmiş çare ile beynini doldurduğunda otomatikmen çaresizlik kendi kendine kaybolup gidiyor. 455 bin telkin, negatif telkin, olumsuzluklar, öğrenilmiş çaresizlikler yavaş yavaş azalmaya başlıyor. İşte 300 bine düşüyor, 150 bine düşüyor. Ve gittikçe azalıyor. Eğitimlerle öğrendiğin çare yükseldikçe çaresizlik aşağı iniyor. Çözüm bu sevgili arkadaşlar. Başka bir çözüm yok. Yani böyle sihirli değnek birisi gelecek, kafama dokunacak ve benim problemlerin hepsi gidecek. Bu sadece masallarda, dizilerde, filmlerde bu şekilde. Gerçek hayat öyle değil. Gerçek hayatta bir adalet var. Ektiğini biçiyorsun. Gayret gösterdiğin kadar karşını alıyorsun. Hani derler ya kader gayrete aşıktır. Yani sen bir şey yapman lazım. Sen emek harcaman lazım. Beyaz atlı prens gelip de seni kurtarmayacak. Gerçek bu. Çaba sarf etmen lazım. Öğrenmeye açık olman lazım. Kafandaki kalıplardan kurtulmaya hazır olman lazım. Yani benim kafama yerleştirilen 455 bin tane öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmam gerekiyor. Tamam, artık ben bunu kabul ediyorum. Benim zehirli düşüncelerim, benim zehirli cümlelerim bununla alakalı. Bana öğretildi. Ama ben doğruyu öğrenirsem doğru olmayan bilgi kendinden kaybolacak. Bunu kabul etmen lazım. Biz yıllardan beri sosyal medyada hep bunu anlatıyoruz.
farkındalık oluşturması için insanlarda. Çareyi öğrenin diyoruz. Çaresizlikten kurtulmak istiyorsanız, dertten kurtulmak istiyorsanız dermanı kabul edin. Derman gelirse dert gidiyor. Çare gelirse çaresizlik gidiyor. Doğru bilgi geldiği zaman cahillik gidiyor. Bereket geldiği zaman kıtlık gidiyor. Huzur geldiği zaman huzursuzluk gidiyor. Yıllardan beri hep bu konularda Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Onların kıtlık bilincini berekete çevirdik Allah'ın izniyle. Veya onlarda bir huzursuzluk varsa ailelerinde huzurlu olmaları için onlara yardımcı olduk. Kafadaki kilitleri çözerek, içindeki yetenekleri keşfedip hayata yansıtarak onlar potansiyelini kullanmaya başladılar. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, yani kafandaki kilitlerden, çaresizliklerden kurtulup yeteneklerini keşfederek içindeki potansiyelini açığa çıkarmak istiyorsan, daha huzurlu, daha mutlu, daha bereketli bir hayatın olmasını istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıklıyorsun. Ön görüşme için form doldurup gönderiyorsun. Her şey uyarsa bizim arkadaşlar seni arıyorlar. Birebir bir ön görüşme yapıyoruz. O ön görüşmede senin ayak bağların nelerdir? Senin kafandaki kilitlerin nelerdir? İçindeki potansiyelin nelerdir? Neyi keşfetmen lazım? Beraber konuşuruz. Bir analiz yaparız, bir test yaparız. Sana strateji planı çıkarırız. Sen bu strateji planını uygulayarak arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Sen de kıtlığı berekete çevirebilirsin. Sen de huzursuzluğu huzura çevirebilirsin. Hayat kaliteni artırabilirsin. Bunun için yapman gereken videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.